Merkez Yönetim Kurulumuz devam ediyor. <laughs> Toplantı gündemindeki konulara geçmeden önce geçmişte teröre kurban verdiğimiz iki, ay, iki saygın ismi huzurlarınızda anmak istiyorum. Dün Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından bilim insanı, siyasetçi, bağımsız ve çağdaş Türkiye idealinin savunucusu, önceki dönem milletvekillerimizden kıymetli hocam Profesör Doktor Muammer Aksoy'un hain bir suikastla aramızdan ayrılışının 31. yıl dönümüydü. Bugün de gazeteci yazar Abdi İpekçi'nin başka bir hain suikastla aramızdan ayrılmasının 42. yıl dönümü. Her iki kıymetli ismi bir kere daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemiz iki yılı aşkın süredir derin bir buhranın içinde. 2018'de başlayan ekonomik kriz, derinleşen devlet krizi ve salgınla birleşerek şiddetli bir buhrana dönüştü. Meşhur sözdür. Bir ülke ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Saray ve ortaklarında ilim yok. O nedenle koskoca ülkeyi zam ve zulümle yönetmeye çalışıyorlar. Ne hak, ne hukuk, ne de adalet tanıyorlar. Ülkeyi yönetenlerin bilimle araları hoş değil. Özgür düşünceyle araları hoş değil. Akademik özgürlüklerle araları hiç hoş değil. Özgür üniversite kavramıyla araları hoş değil. Üniversiteler sadece bir kampüsten ibaret değil. Bu fiziki mekanı bir bilim yuvası yapan öğretim üyeleridir, öğrencileridir, emekçileridir. Ancak bilginin üretilmesi özgürlüğü gerektir. Bunu da sağlayan bilimsel ortamı nasıl yönettiğinizdir. Bu nedenle dünyanın saygın üniversitelerinde yöneticiler üniversitelerin geleneklerine, dokusuna uygun olarak belirlenir. Çoğunda da liyakat ilkesi dikkate alınır. Üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından bu kişiler seçilir. Bilimle arası iyi olmayan saray bir ay önce Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne bir kayyum atadı. Atama dünyada kabul görmüş yöntemlere göre yapılmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nin teamüllerine de hiç uygun değildi yapılan atama. O hal döneminde başlayan ve o halden sonra da olağanlaştırılan bir düzenlemeye dayanarak saray bu atamayı yaptı. Kayyum siyasi bir isim. Ehliyeti, liyakati tartışmalı. Beyanatları ise yalanlı, tezinde intihal yani akademik hırsızlık iddiaları da cabası. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencileri de haklı olarak bu atamaya demokratik tepkilerini gösterdiler. Bu tepkiler son derece meşrudur. Bu barışçı direniş son derece haklıdır. Bu tepkiye ve direnişe sonuna kadar elbette sahip çıktık başından itibaren çıkmaya da devam edeceğiz. Ancak Boğaziçi'lilerin haklı ve meşru taleplerinin itibarsızlaştırılmasına, kirletilmesine yönelik her türlü provokasyona, tahrike karşı da öğretim görevlileri, öğrenciler hepimiz uyanık olmalıyız. Bu provokasyonlara ve provokatörlere izin vermemeliyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak inananların inançlarına yönelik aşağılamaları da insanların tercih ve yaşam tarzına yönelik nefret dilini ve hakareti de kabul edemeyiz. Hukukun, siyasetin oyuncağı yapılmasını reddederiz. Savcıların talimatla suçun vasfını değiştirerek öğrencileri tutuklamasını yapılan tahrik ve kışkırtmanın bir devamı olarak gördüğümüzü burada açık seçik ifade edip, Ülkenin polis teşkilatının emanet edildiği İçişleri Bakanı'nın yaşam tarzı ve tercihler üzerinden kullandığı sapkın dil bir nefret suçudur. Bunu kınıyoruz. Görevleri toplumun hassasiyetlerini kaşımak değil, provokasyonları önlemek olan saray ataması şürekanın nefret naraları, linç dili bu işin senaryosunun belli mahfillerde yazılımdığı izlenimini giderek güçlendirmektedir. Nitekim bugün AK Parti'nin ilk kongrelerinde bu nefret söylemi en üst perdeden devam etmiştir. Biz oy devşirmek için toplumu bölüp parçalayan, her türlü değeri istismar etmekten çekinmeyen, riyakâr bir siyasi anlayışla mücadele ettiğimizin tabii ki farkındayız. Bu anlayışın niyeti son derece kirlidir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ile dalga geçen, rüşvetçi bir bakan eskisini bu ülkenin büyükelçisi yapanların, Kabe'yi pastalarına maket yapıp kesenlerin, Kabe'nin etrafına oteller, alışveriş merkezleri yapılırken sessiz kalanların, ne inananların kutsalını ne de Kabe'yi savunmak gibi bir dertleri olmadığını da çok iyi biliyoruz. Türkiye bu riyakar, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasetten artık çok yoruldu, çok çekti. Biz Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin haklı ve barışçı direnişlerine destek vermeye devam edeceğiz. Bu meşru direnişi itibarsız, itibarsızlaştıracak tahriklerle de, mücadele edeceğiz. Ve yine bu olayların milletin gerçek sorunlarını karartmak için kullanılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, saray hükümeti milletin sorunlarını, dertlerini görmüyor. Milletin sesini duymuyor. Çarşı pazar yangın yeri olmuş. Marketlerde yağ, peynire hatta bebek mamasına kadar her şeye alarm takılıyor. Bıçak kemiği artık delip geçmiş. Ülkeyi 19 yıldır yönetenler, milletin sorunlarına kulaklarını tıkamış, mutfaktaki boş tencerelere buldukları yeni çözüm her dükkana bir alarm takmak, bakkala, manava polis dikmek. Ülkeyi bundan önce krize soktukları dönemde de soğan depolarına baskın verip fiyat düşürmeye kalkmışlardı. Soğanla depolayan üreticiyi terörist ilan etmişlerdi. Sonunda karda kışta milleti soğan patates kuyruklarına mahkum ettiler. Hala ders almamışlar. Ortada tam bir beceriksizlik var. Esnaflarımız zaten zor durumda. Almadığınız bir canımız kaldı diye feryat ediyor. Bu salgın döneminde geliri düşmüş, borçları katlanmış. Dükkanlar kepenk kapatıyor, caddeler satılık kiralık dükkan ilanından geçilmiyor. Ama saray esnafın feryadını duymuyor, halini görmüyor. Sarayın kibirlisi de millette alay eder gibi kapanan dükkan yok diyebiliyor. Bir pazarcı esnafı esnafı bu tehdidi anlamadım. Zaten bitik durumdayız. Daha canımızı mı alacaklar diye feryat ediyor. Çiftçi yandım diye bağırıyorsa, esnaf yetişin diye bağırıyorsa, vatandaş canıma yetti diyorsa o zaman sorun nerede? Doğru teşhis olmadan tedavi olmaz. Önce doğru teşhis gerekiyor. Ama saray bildiği en iyi işi yapıyor. Önce esnafı suçluyor. Sonra da işi komisyona havale ediveriyor. Yıllar önce kurulan gıda komitesini ala iş ve ala işte yeniden topluyor. Beş yıldır kuramadıkları erken uyarı sistemini şimdi kurma kararı alıyor. Dile kolay. Beş yıl geçmiş. Ortada hala bir sistem yok erken erken diye diye anladıkları buysa Allah bunların gecinden milletimizi korusun. Üreticinin maliyetleri her geçen gün artıyor. Çiftçi bir yandan ithalatla köşeye sıkıştırılıyor, diğer yandan tohum, mazot, gübre fiyatlarının altında ezdiriliyor. Sadece gübrede bir yıllık fiyat artışı yüzde yaklaştı. Çiftçinin kullandığı gübrenin önemli bir bölümü ithal. Kalanının da içinde kullanılan kimyevi maddeleri onlar da ithal. Sadece 2020 yılında 4 milyon tondan fazla gübre ithal etmişiz. Karşılığında da 1 milyar dolardan fazla dışarıya para ödemişiz. Gemlik gübre özelleştirilmiş, Samsun gübre özelleştirilmiş, AK Parti döneminde gübre üreten ya da gübre üretiminde kullanılan cevherleri üreten 7 fabrika birden özelleştirilmiş. Eskiden gübre ucuzken depolayıp Yıl boyunca uygun fiyattan çiftçiye satan Türkiye Zirai Donatım Kurumu kapatılmış. Sonuç çiftçi gübre fiyatlarının altında inim inim inliyor. Bu hükümet çiftçiye kanunun ver dediği desteği vermiyor. 2007'den 2020'ye kadar hükümetin çiftçiye destek ödemelerinden borcu 177 milyar lira. Saray hükümeti çalgılı türkülü eğlencelerle gününü gün ederken her bir çiftçi ailesine 81.632 lira borç takmış. E şimdi hükümet çiftçiye hak ettiği desteği ödeyemeyince çiftçi ne yapsın? Çiftçi de bankaya, kooperatife borcunu ödeyememiş. Ama çiftçinin haciz yetkisi yok, bankanın haciz yetkisi var. Tarlalar, traktörler hatta inekler bile haciz ediliyor. Sonuçta da çiftçinin alın teri bu ülkenin verimli topraklarıyla bir türlü buluşamıyor. Bu hükümet kendi çiftçisini destekleyeceğine, bu ülkenin topraklarında üreteceğine Sudan'da, Nijer'de tarım yapmaya kalkıyor. İthalatla elin çiftçisini abat ediyor. 19 yıldır doğru dürüst bir dağıtım ve pazarlama zinciri oluşturamadılar. Her yerde pıtrak gibi market zincirlerinin açılmasına izin verdiler. Şimdi timsah gözyaşı döküyorlar. Bu zincirler fiyatları internetten haberleşerek yükseltiyorlarmış. Kim yazıyor bunu? Bir yandaş medya yayın organı. Senelerdir bunlar tekel oldu. Hem üreticiyi hem mahalle esnafını hem de milleti batırıyorlar diye bar bar bağırdık. Şimdi mi aklınıza geldi? Son 10 yılda İstanbul'da her 100 bakkaldan 30'u kapanmış. Anadolu'da durum durumun çok daha kötü olduğunu da biliyoruz. Yine taşıma maliyetlerini düşürmek için 19 yıldır bu iktidar ne yapıyor? Taşımacılıkla uğraşan esnaflarımız yol paraları olağanüstü arttı. İstanbul'da köprüden geçip Avrupa yakasına mal götürecek kamyon bulmak mesele diyor. Sarayın bir kuş bir kuruş bile vermeden yaptırıyoruz diye anlattığı dolarla avroyla garanti verilen yol, tünel ve köprü fiyatları da gıda fiyatlarının artmasının arkasında bir, ki bir başka sebep. Yani milleti canından bezdiren pahalılığın nedeni çiftçi değil, esnaf değil, kamyoncu değil. Üstüne basa basa söylüyorum sarayın kötü yönetimi. Evet sarayın kötü yönetimi. Bu arada buradan bir kere daha çağrıda bulunuyoruz. Madem yenilenebilir enerjide dövizli alım garantilerinden vazgeçip bu garantileri TL'ye çevirebiliyorsunuz. O halde şu yandaş saray müteahhitlerine verdiğiniz dövizli garantileri de Türk Lirasına çevirin. Milletin sırtına yüklediğiniz milyarlarca liralık yükü biraz hafifletin. Biz gelip gereğini yapana kadar vatandaşı biraz rahatlatın. Saray hükümetini uyarıyoruz. Hayali düşmanlarla uğraşmayın. Bir kere de sorumluluğunuzu bilin. Şu pahalılığı çözün. Esnaflarımızı fiyatları düşüremez, düşürmezseniz sonunuz kötü olur diye tehdit etmekten vazgeçin. Üretimdeki plansızlıktan kim sorumlu? Desteklerdeki yetersizlikten kim sorumlu? Girdilerde dışa bağımlılıktan kim sorumlu? Girdi maliyetlerindeki olağanüstü artıştan kim sorumlu? satış ve pazarlama kanallarındaki aksaklıklardan kim sorumlu? Bunların sorumlusu esnaf değil. Bunların sorumlusu 19 yıldır iktidarda olup yönetemeyen de, çözüm bulamayan da. Bunların sorumlusu sizsiniz siz. Sayın Erdoğan. Şimdi bula bula PTT'ye ucuz ayçiçek yağı sattıracaklarmış. Millete icra tebligatları taşıyan PTT şimdi de ucuz yağ satacakmış. Güler misiniz, ağlar mısınız? Ama o kadar beceriksizler ki onu bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Ucuz ucuz diye dedikleri yağlar üreticinin kendisi sitesindeki etiketlerden yüzde yirmi beş daha pahalı çıktı. Hakikaten bu beceriksizlik bu ülkeyi kara mizah ülkesi yaptı. Değerli basın mensupları, vatandaşlarımızın iktidar koltuğunda oturanlardan beklediği Devletin şirket gibi değil, devlet gibi yönetilmesidir. Bunun önemini bu salgın döneminde yaşayarak hep beraber görüyoruz. Devlet milletin yaşamaya değer bir hayat sürmesini temin etmek için vardır. E oysa saray rejimi ülkede beş maskeyi bedava dağıtamadı. 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün bakamadı. Şimdi de aşıyı doğru dürüst getirip yapamıyor. Yaşlı başlı dedeler, nineler aşı kalmadı diye zar zor gittikleri hastane kapılarından döndürülüyor. Bir de diyorlar ki yeniden randevu alacaksınız. E yazıktır, günahtır. Bu ülkede insanlar sarayın ekonomisi yüzünden canlarına koyuyor. İzmir, Buca'da gencecik bir müzisyen, iki de evlat sahibi. Salgın nedeniyle alınan tedbirler yüzünden aylarca işsiz kalmış. Ve yaşadığı bunalımdan çıkamayarak canına kıymış ülkeyi yönetenlerin gündeminde umudunu yitiren genç müzisyenlerimiz var. Mı? Ne gezer. Emeklerimizden genel merkezimize telefon ve mektup yağıyor. Bunca yıl çalışıp emeğinden emekliliği için bir dünya para kesilen aldıkları emekli aylığı asgari ücretin altında olan emeklilerimiz faturalarını ödeyemez hale geldiklerini, pazara gidemez, çarşıya çıkamaz duruma düştüklerini söylüyorlar. Bu sesi Saraydan duyan var mı? Ne gezer? Kayseri'de kirasını ödeyemeyen bir kadın esnaf icraya verip icraya veriliyor. Dükkanındaki mallar bağlanıyor. Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum. Esnaf kazanmıyor. Benim malımı götürürseniz borcumu nasıl ödeyeceğim? Çığlıkları koridorları inletiyor. Bu çığlıkları saraydan duyan var mı? Ne gezer? Çiftçi bağırıyor. Holdingin borcuna gelince vergileri affediyorsunuz, bizim üzerimize çöküyorsunuz. Cumhurbaşkanı faizlerden rahatsızsa bizim borçlarımızın üzerine bindirilen faizleri silsin. Dört defa Ankara'ya geldik sesimizi duyan yok. 2 Şubat'ta bir kere daha geleceğiz. E çiftçinin sesini saraydan duyan var mı? Ne gezer? İstanbul'da bir ilçe belediyesi sosyal yardım olarak istavrit dağıtıyor. O parti bu parti ayrımı yapmıyoruz. Allah vatandaşa bu dar gününde el uzatandan razı olsun. Ama bir kilo balık almak için 3500 kişinin sıraya girdiğini görünce yüreğimiz sızlıyor. Bunları saraydan gören var mı? Ne gezer? Bir yardım derneği yöneticisi, yardıma başvuran insanların sayısında olağanüstü artış var. Eskiden yardıma ihtiyacı olan var mı diye araştırırdık artık araştırmaya gerek kalmadı. Bu insanların çoğu yardım istemeyi bile bilmiyor. Çoğu onuruna yediremiyor diyor. İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre salgının ardından bakkallara veresiye yazdıranların sayısı yüzde otuz iki. Her yüz kişiden otuz ikisi veresiye yazdırmış. Yine bunların borçlarının miktarı da yüzde elli beş artmış. Bu tabloyu saraydan görebilen var mı? Yok şu dar günde millete destek vereceklerine varsa yoksa borç verdiler. Sadece vatandaşlarımızın tüketici kredisi ve kredi kartı borcu son bir yılda yüzde 44 arttı. 800 milyar 820 milyar liraya ulaştı. Bankalarda yakın izlemedeki kredilerin tutarı ise 360 milyar lira. Takipteki alacak bakiyesi 150 milyar liraya çıktı. Bunca borç nasıl ödenecek? Dünyada diğer devletler bu salgın döneminde vatandaşlarına destek olmak için her şeyi yaparken saray on buçuk milyona ulaşan işsizlerimize, hayat pahalılığı altında ezilen millete bir de özel iletişim vergisini arttırarak yüklenmeye devam ediyor. Yüzbinlerce öğrencimiz internete ulaşamazken özel iletişim vergisine yüzde otuz zam yapıyor. Deprem için getirilen sonra da kalıcı hale döndürülen bu vergiden AK Parti bugüne kadar 35 milyar doların üzerinde para toplamış. Bugün eli kulağındaki Marmara depremi konusunda hala güvensiz konutları konuşuyorsak toplanan para bunca para nereye gitti? Ama beyler diyorlar ki buna cevap vermek için zamanımız yok. E zamanınız yok insafınız da yok. Yine dün bir başka zam haberi geldi. Yeni yıla doğalgaz ve elektrik zamlarıyla uyanmıştık. Dün doğalgaza yine zam yapıldı. Anlaşılan doğalgaz zammı yüzde birer birer otomatiğe bağlanmış. Yine bu sabah Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de yüzde yirmi zam yapılmış. Hadi bakalım raflardaki vitrinlerdeki etiketlerdeki faiz fiyatların sorumluluğu esnafın. Peki bu özel iletişim vergisindeki zammın, doğal gaz zammının, geçilmeyen tünel ve köprülerdeki zamların sorumlusu kim? Aslında cevap belli. Hepsinin sorumlusu sizsiniz, siz Sayın Erdoğan. Değerli basın mensupları. Şimdi ünlü bir söz var. Diyor ki, e, beni 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 yanlış anladılar. Evet. Şimdi çok açık söyleyeyim. Saray aynı saray aynı bu vaziyette. Beni yanlış anladılar. Bizi bizi sürekli yanlış anlamaya devam ediyor. Hatta anlamamaya devam ediyor. Soruyoruz bu ülkenin 128 milyar dolarını Erdoğan damadıyla birlikte yok etti. Şimdi bu olay hakkında yani bu ülkeyi Tefeciye, mahkum eden, yüksek faize mahkum eden, yüksek faiz altında milletin inim, inim ne, inlemesine neden olan bu, bu olay hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı? Hayır. Hafta sonunda al bayrak döneminden kalan iki bakan yardımcısı görevden alındı. Bu atamalarda bu rejimde önemli olanın liyakat değil sadakat olduğunu tekrar gösterdi. Bakan yardımcılıklarına. Biri seçimlerde AK Parti milletvekili aday aday olmuş. Diğeri de eski AK Parti milletvekili olan ve halen de AK Parti'nin ekonomi işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olan iki kişi atandı. Şimdi bunlardan 128 milyar doların akıbetini sormaları beklenir mi? Tabii ki hayır. Bu ucube sistemde eski müsteşarlık makamı bakanlık makamı oldu. Eski müsteşar yardımcılığı, bakanlığı da bakan yardımcısı makamı oldu. Dolayısıyla bunlara yapılacak atamalarda liyakat gerekiyor. Ama bu atamalarda liyakat yerine saraya sadakatin aranması bu rejimin niteliğini gayet güzel ortaya koyuyor. Bu ucube tek adam parti devleti rejimidir. Son atamalar bu ucube vesayet rejiminde devlet ile parti arasında artık bir sınır kalmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bugün ülkemiz bir buhranın içinde ise en önemli sebeplerinden biri de işte bu vesayetçi tek adam yönetim anlayışıdır. Değerli basın mensupları ülkenin sorunlarına bir çözüm bulamayan artık ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren saray aylardır reform yapacağız türküsü tutturmuş gidiyor. Bu nasıl bir reformsa 84 gündür adı var kendi yok. 19 yıldır bir ülkeyi yöneten bir yönetimin ülkenin sorunlarını bilmesi ve çözüm için hızla gerekenleri yapmasını beklemek hepimizin hakkı. Ama bunların niyetleri reform falan yapmak değil. Liyakat yerine saraya sadakati esas alan atamalarında gösterdiği gibi Bunların derdi algıyı yönetmek. Şimdiden soruyoruz. Bu reform dedikleri paketin içinde Cumhurbaşkanı'nın yüksek yargıya yapacağı atamalarda anayasaya karşı hülle yapmasını engelleyecek düzenlemeler olacak mı? Hakimler savcılar kulunu istediği gibi tasarlamasını engelleyecek, oraya istediği atamaları yapmasını engelleyecek düzenlemeler olacak mı? Türkiye, millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisine ortak olduğu kararnamelere bir sınır getirilecek mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması zorlaştırılacak mı? Düzenleyici, denetleyici kurumların bağımsızlığı güçlendirilecek mi? Kamu ihale kanunu Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilecek mi? 5 müteahhide verilen dövizli garantiler Türk lirasına çevrilecek mi? Mücbir sebep nedeniyle bu projeler kamuya devredilecek mi? Şu salgın döneminde sosyal yardımları güçlendirecek, milletin gelecek kaygısını azaltacak bir aile destekleri sigortası sistemi getirilecek mi? Bankalardaki sorunlu kredilerin takibi için stres testleri yapılacak mı? En önemlisi Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığını bırakıp tarafsız olacak mı yeminle uygun olarak? Bunların hepsinin cevabının hayır olduğunu biliyoruz. Çünkü Erdoğan bu reformları yaparsa kendini inkar eder. Ama bunları biz yapacağız. Güçlü bir siyasi iradeyle, ortak akılla, ekonomide doğru politikalarla bu ülke hızla ayağa kalkacak güce ve potansiyele sahiptir. Biz bunları zamanda yöneticilik yaparken gördük. Bu ülkenin insanları kimin ne yaptığını görüyor, notunu veriyor, saray ve avenesinin tasdiknamesini hazırladı. Önüne gelecek ilk sandıkta da bunları evine göndermek için gün sayıyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden, hukuk devletinden yana olanlarla güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimi bu ülkeye getirecek. Bu ülkenin evlatları birlik ve bütünlük içinde yarınlara yürüyecek. Tüm vatandaşlarımız huzur ve refah içinde yaşayacak. Yarın bugünden çok daha güzel olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa şimdi alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Müsaadenizle onları aktaracağım. ATV, A Haber, Ulusal Kanal ve Kanal D'nin ortak olarak gönderdiği bir soru var. Soru şöyle. CHP'de 3 milletvekili eleştirilerde bulunarak istifa etti. Muharrem İnce de yakın zamanda istifa edeceğini açıkladı. İsti, e, Muharrem İnce'nin istifası partiye ulaştı mı? Kuracağı partiye istifa eden milletvekillerinin yanında CHP'den başka katılımların da olabileceği iddiaları var. Bir de istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin eleştirileri vardı parti içi konularla ilgili. Parti içinde bir referandum isteğini dile getirdi. Sizin bu konularla ilişkin görüşünüz ve yorumunuz ne olacak? Bu ülkede Erdoğan'ın damadı istifa etti. Gazete ve televizyonların kayıredildiği 27 saat bunu haber yapamadı. Yine Nevşehir Belediye Başkanı AK Partili Belediye Başkanlığından istifa ettirildi. Belediye Başkanı canlı yayında dudakları titreyerek, dudaklarını kemirerek istifa ettiğini söyledi. 21 aylık başkanlığında bu adamın sağlığını ve psikolojisini bu kadar bozacak neler yaşandı? Belediye başkanını istifaya ne götürdü? Bu istifanın arkasında rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık iddiaları var mı yok mu? Bunlar medyaya hiçbir şekilde hiçbir şekilde yansımadı. Sorgulanmadı bile. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 milletvekili istifa edince suskun medya anında bir buçuk dakika içinde kıyametleri koparmaya başladı. Ben herkese şunu açık seçik söyleyeyim. Kimsenin şüphesi olmasın. Sel gider kum kalır. Kişiler gelir geçir, geçer. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olmaya devam eder. İstifa tek taraflı bir müessesedir. İstifa partimizden ayrılan arkadaşlarımızın arkadaşlarının takdiridir. Ama tam da partimiz iktidara yürürken vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz. Bunları da asla unutmayız. Ayrıca hem parti içinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünü, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarında etik bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim. Bu siyasi ahlakla bağdaş bağdaşmıyor. Hep söylüyoruz. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu da veriyor. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada CHP'nin içindeki istifadan AK Parti'yi sorumlu tutulduğunu belirterek bunu yüzsüzlük, pişkinlik, siyasi arsızlık olarak nitelendirdi. Sizin bu yoruma ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Daha yeni AK Parti Grup Başkan Vekili 3 milletvekilinin istifası üzerine açıklama yaptı tweetler attı. Ne diyor? İstifalar buzdağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri. Grup başkan vekillerinin kendilerine muhalefet eden siyasi partilere yazılan kirli, kirli senaryolar hakkındaki bilgisi nereden geliyor? Yüzsüzlük, pişkinlik, arsızlık sözlerini geldiği yere aynen iade ediyoruz. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Cemil Çiçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmalı çıkışı ve ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un uyulmalı demek siyasi beyandır. Hukuk değildir. Karar verecek olan mahkemelerdir sözleri konusundaki değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Sayın Cemil Çiçek eski bir Adalet Bakanı ve hukukçu olarak konuşmuş. Hukukçu olarak da doğruları söylemiş. Ama Sayın Çiçek'in bir başka şapkası daha var. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Diğer beyanı veren uçum da Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı. Anlaşılan sarayda hukukun nasıl uygulanacağı konusunda kavga var. Hani soruyoruz ya reformlar neden geçiyor diyor diye anlaşılan reform konu hukuk da yapılacak reformlar konusunda da bir türlü anlaşamıyorlar. Sarayda akort bozulmuş, senkron tutmuyor. Hukukta bir normal hiyerarşisi vardır. Tartışmaya açık değildir. Anayasamızda da bu açıkça belirtilmiştir. Evet. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi partiler kanunu değişmeli diyor mu? Eğer değişmeli diyorsa ne tür değişiklikler istiyor? Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu hangi değişiklikleri istediğimizi en son ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde söyledik. Kurultay delegelerimizde bu çağrının altına imza attı. Biz 12 Eylül darbesinin eseri olan bu siyasi partiler kanununun ve seçim kanununun değişmesini istiyoruz. Barajlar kaldırılsın. Milletin vekilini genel başkanlar değil millet seçsin. Milletin gerçek tercihi parlamentoya yansısın. Kadın kotası getirilsin. Kadınların parlamentoda temsili güvence altına alınsın diyoruz. Bundan önce de ifade ettiğimiz gibi yurt dışı çevresi, yurt dışı seçim çevresi getirilsin. Yurt dışındaki yedi buçuk milyon vatandaşımızın milletvekilleri olsun diyoruz. Evet. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. E, orada da bir savcının aracının camına hatalı park notu bırakan bir vatandaş gözaltına alındı. Savcılık gözaltı sebebi olarak sileceğe zarar verdi iddiasını gösterdi. Sizin bu olaya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Bu yapılan ayıptır. Vatandaş arabasını yolun ortasına bırakmış olan savcıya usulünce edepli bir not bırakmış. Koskoca orduda da ortalık bunun için birbirine girmiş. Bu ülkede hukuk herkese eşit uygulanmıyor. Belli ki eşitlerden daha eşit vatandaşlar var. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. En son bakanlık tarafından hakimler savcılar kuruluna bu olayı inceleme izni verildiği ifade ediliyor inceleme sonucunu merakla bekliyoruz. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Sayın Akşener, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi bir ittifak kuralım. CHP yalnız kalsın diye ittiren bir el var. Bize yönelik bir el var dedi. Bu hangi el ya da kim olabilir ve sizin bu sözlere ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Yani aslında ee, bu elin kim olduğunu burada tarif etmeye hiçbir ihtiyaç yok. Burada yeniden AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Akbaşoğlu'nun sözlerini hatırlatmak istiyorum. Ya yani bu işler öyle gizli saklı değil. Davut ile yapıyorlar. Ama şunu açıkça ifade edelim. Biz biliyoruz ki bu ülkede demokrasiye sahip çıkanların birlik ve e beraberliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Teşekkür ediyorum.